Merhabalar. Bir spor markası ekranıyorsunuz. Aynen. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Yani bir sürü işbirliğim oluyor ama herhalde markanın enerjisinden, bu ürünün enerjisinden dolayı çok mutlu olduğum bir işbirliği bu. Heyecanlıyız, eventimiz var bu akşam. Bir sürü insan geldi her şeye rağmen. Çok güzel bir akşam oluyor. Sizin sporlarınız nasıl? Eskiden spor yaparsınız? İyi, yani seviyorum. Bu aralar daha çok yoga yapıyorum tabii ama daha önce crossfit falan yaptım çok uzun bir dönem. Çok disiplinlisiniz bu konuda o zaman. Yani evet, öyle diyebiliriz. Sinan Erepesi, Hakan Mahfesi. Evet, çıktı. Onu izlemeye başladım. Bir türlü vaktim olmadı böyle, bitiremedim. Bir iki bölümü böyle kursağımda kaldı. Heyecanla bekliyorum işte. Bu işlerim bitsin, hemen gidip onu izleyeceğim. Bu sezon eski rol arkadaşınız Taner Ömer de dahil oldu. Evet. Nasıl geçiyor, set ortamı nasıldı? Evet, ya çok güzel işte. Yani o Mecizir'deki eski ekibimizin bir araya gelmiş olması, böyle birkaçımızın da olsa, çok keyifliydi. Zaten yıllardır tanıdığım, çok sevdiğim arkadaşlarım. Çok gülüyorduk yine, çok mutluyduk. Yine gülüyoruz. Evet. İzleyicilerin yorumları nasıl oluyor peki size? Bakıyor musunuz? Bakmadım ama yazıları okudum. Birkaç tane yazı çıkmış, çok güzel. Çok mutlu olduk. Yani zaten çok uğraşıyorduk iyi bir iş çıkarmak için. Karşılığını buldu diye düşünüyorum. Biraz daha tabii alan çalışması yapmam gerekiyor bu konuyla ilgili. Taner Ömer'le sahnelerimiz çok konuşuluyor. Evet. Kamyonet sahnesi vardı. Çekimler zor geçti mi sizin evet. için? Evet. Hayır, zor geçmedi. Onur İşimiz Bey, bu. Onur Bey izledi mi? Bir şey söyledi mi? Hayır canım, o ne diyecek? Şunu söylemek gerekirse, koronavirüsü çıktı biliyorsunuz. Evet. Aileniz galiba Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ta evet. çıkmış. Konuştunuz mu? Evet. Nasıl durumlar? Konuştuk, iyiler. Olabildiğince kendilerini küçük çapta, yani evden çıkmamaya çalışıyorlar. Sık sık jel kullanıyorlar, önlemler alıyorlar. İşte nenemi dediğimi gitmiyoruz, fazla yaklaşmıyoruz. Öyle yani. Yapabileceğimiz çok bir şey yok. Sizin de tedbirler alıyorsunuz. Aynı şekilde yani. Ben ilk bir maske taktım. Sonra tabii hasta olmadığım için maske takmam manasız. Hasta olanların takması daha önemli bulaştırmamak için. Ben sürekli jel kullanıyorum, pastil kullanıyorum, bol su içiyorum sürekli. Öyle bilindik bakanlığın açıkladığı şeyler yani genel olarak. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.